Volkan, Merve merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet, kurduğumuz kitap hayalini gerçekleştirmek mümkün mü? Gerçekten de her kitap birlikte kurulabilen bir hayalin ürünü. Başlangıç noktasını belki yazar da buluyor. Kim zaman yayıncı da buluyor ama tek başına değil, ancak birlikte kurulduğunda ve çabalandığında gerçekleşebilen bir hayal. Bir yazar ilk kez yazdığı bir metni, bir ajans, yabancı dilde yayınlanmış bir eseri bir yayın evine önerdiğinde, yayın evi o dosyayla ya da kitapla ilgili kararını tam da onun kitaplaşmasına dair kurduğu hayale dayanarak veriyor aslında. Her evet kararı, her yayınlayalım kararı aslında kurulabilmiş bir hayale denk düşüyor. Editör tabii önce kendi beğenisinden, kendi okurluğundan yola çıkıyor. Sonra okurlarda uyandıracağını umduğu etkiye, kitabın yapacağı on binlerce, keşke yüz binlerce baskının öngörüsüne, elbette ki o kitabın raftaki duruşuna, kapağına, sırtına, kağıdına kadar kurduğu maddi manevi, fiziki hayallerle bir yayın kurulunu ikna ediyor ve projeye adım atıyor. Sıra bu projeyi somut kılacak aktörleri buluşturmasına geliyor. Bugün burada bu ekibin, bu kurulacak ekibin olmazsa olmaz iki aktörüyle birlikteyiz. Çevirmen, öğretim görevlisi Merve Sevda Balgın ve illüstratör, ressam Volkan Akmeşe. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk, bulduk. sevgiler. Hoş Geçtiğimiz yıl 10. Zeynep Cemal Edebiyat Günü'nde kitaplara bağımsız emek veren 3 isme, editör Ayla Duru Karadağ, çevirmen Duygu Akın'a, illüstratör Zeynep Özatalay'a kulak vermiş, mesleğe ilişkin olarak ortak sorunlarını ve gelecekten beklentilerini dinlemiştik. Bugün de hep birlikte şunu hatırlayacağız aslında. Yayın evi bir takım hayaller kurup kararlar verir. Bu yolda yaratıcı ekipler kurarken aslında süreçteki tek seçici, tek değerlendirici merci değil. Projeye yön veren ve çerçeveyi oluşturan kurucu yapı olsa da yayın evi, o da bir o kadar değerlendirilmeye tabi. Seçilecek ya da reddedilecek olan tarafta yayın evi de var. Çevirmenler, illüstratörler, proje bazlı çalışan grafikerler, serbest editörler de tıpkı yayın evleri gibi bazı seçimler yapıyorlar. Bir projede, bir kurumla birlikte var olmayı ya kabul ediyorlar ya da etmiyorlar. Peki onlar neleri, hangi bağlamlarda, hangi açılardan değerlendiriyorlar? Bugün biz Merve ve Volkan'la bir yayın evinin önerdiği proje nasıl değerlendiriliyor? O projenin sağlıklı işlemesi yaratıcı taraf açısından neler gerektiriyor? Ve kurulan ilişkide sürdürülebilirliği, daimi verim sağlamanın yolu ne olabilir? Bunları konuşacağız. Merve, seninle başlayalım. Şimdi şöyle bir durumdayız. Bir yayın evinin elinde yayımlamaktan heyecan duyacağı bir kitap var. Editörün de aklına ilk iş olarak okuduğu çevirilerden dikkatini çekmiş çevirmenler geliyor. Ve başlıyor bir kısa liste yapmaya. Yayın evine gelmiş çeviri başvurularını, var olan deneme çevirilerini, ajansların ve kültür ataşelerinin önerdiği çevirmenleri de ekliyor belki bu listeye. Ve sonra iletişim halinde olduğu diğer editör meslektaşlarından, farklı yayınlarındaki editörlerden, düşündüğü çevirmenin ya da çevirmenlerin dilsel yetkinliğine, çalışma disiplinine, editörle nasıl bir işbirliği yürütebildiğine, maddi beklentilerine ilişkin biraz bilgi topluyor. Ve nihayet istediği çevirmene ulaşıyor. Bunlar oldu. Ama şimdi sıra çevirmene geçiyor. Çevirmen bir proje teklifini hangi açılardan değerlendiriyor? Ben değerlendirme kıstaslarının çoğu çevirmen için benzer olduğunu ancak önceliklerin farklılık gösterebileceğini düşünüyorum. Ki benim için bile zaman zaman projeye ve koşullara bağlı olarak değişebiliyor bu öncelikler. Genellikle ilk kıstasım metin oluyor. Önümde nasıl bir hikaye var? Metnin dili nasıl? Ben bu dili Türkçe'de yakalayabilecek miyim? Çeviriden keyif alacak mıyım? Gibi sorular ilk aklıma gelenler oluyor genellikle. Tabii teklifi getiren yayın evi de önemli. Daha önce birlikte çalışmış mıydık? Süreç nasıl işlemişti? Daha önce çalışmadığım bir yayın evi ise haklarında ne gibi duyumlara sahibim? Diğer meslektaşlarımla ilişkileri nasıldı? Ben kendimle nasıl bir ilişki öngörüyorum onlarla? Bunlar yine cevaplamaya çalıştığım sorular. Yayın evinin ve kitabın yazarının politik duruşu da artık benim için önemli kıstaslardan biri. Burada artık diyorum çünkü bu farkındalığın biraz yaş aldıkça, tecrübe kazandıkça oluştuğunu ve şekillendiğini söyleyebilirim. Daha önce hassasiyet göstermediğim, belki farkında olmadığım, öncelik vermediğim şeyler de bunlar ama artık önemli bir kriter. Tabii maddi koşullar, sözleşme koşulları da çok önemli. Genellikle telifle çalışan yayın evleriyle çalışmayı tercih ediyorum. Yayın evi böyle çalışmıyorsa bile ben bunu teklif ediyorum, eğer kabul edilebilirse. Az önce söylediğime benzer şekilde bu farkındalık da yine zamanla gelişti. Meslekteki ilk yıllarımda
teklif edilen metni seçmiş, sevmiş olmak, hatta ilk zamanlar bir yayın evinden çeviri almış olmak bile yeterliydi benim için. Bu süreçte tek seferlik ödeme kabul ettiğim projeler de oldu. Ama tecrübe kazandıkça, dediğim gibi, en önemlisi de Çevbire, Çevirmenler Meslek Birliği'ne üye olduktan sonra maddi ve manevi haklarıma ilişkin farkındalığım daha da arttı. Bunları talep etme hakkına sahip olduğumun da farkına vardım diyebilirim. Ama bütün bu kıstasların tamamen benim bağlamım için geçerli olduğunu belirtmek isterim. Ben kendini geçindirecek tam zamanlı bir işin yanı sıra çevirmenlik yaptığım için metin seçimi, yayın evi seçimi, telif talep etme gibi ne yazık ki tırnak içinde lükslere sahip olabiliyorum. Sigortasız, güvencesiz, avanssız çalışan bir çevirmenin bunları talep edemediği, bu kıstasları önceleyemediği için kendini eksik ya da kusurlu hissetmesini asla istemem. Ki ben de yıllardır sadece çevirmenlik yaparak yaşamanın hayalini kuran ama bütün bu maddi koşullar sebebiyle bir türlü buna cesaret edememiş biriyim. Bu yüzden sıraladığım kıstasların benim içinde bulunduğum bağlam için geçerli olduğunu vurgulamak isterim. Sanıyorum bahsedeceklerim böyle. Değerlendirme kriterlerim böyle diyebilirim. Bir küçük soru ekleyeceğim Merve. Mesela bugün konuşulan konulardan biri, inandığın bir proje, bir STK'nın çalışması ya da diyelim ki bir yayın evi, seninle kabul ettiğin çizgide ilerleyen, hayallerini çok paylaştığın bir yayın evi ya da bunun dışında herhangi bir yayın evi, güzel bir kitap. Bu kıstasların o kuruma göre de değişiklik gösteriyor mu? Senin onunla kuracağın ilişkiye ya da duygusal, o projeye duygusal bağına göre. Tabii değişiklik gösterebiliyor. Yani iyi ilişkiler içinde olduğum bir kurum ya da kişilerle bir aradaysam değerlendirme kriterleri farklılık gösterebilir diye düşünüyorum. Yani önceki ilişkilerimiz bu duygusal da olabilir. Daha önce bu süreci ne kadar sağlıklı atlattığımız da olabilir. Bu noktada önemli, evet. Peki Merve, çok teşekkürler. Evet, yani ilişkilerin gerçekten sonraki aşamayı ilgilendirmesi. Bunu hepimiz biliyoruz. Volkan, şimdi sana aynı durumu seninle hayal edelim istiyorum. Resimlenecek bir eserimiz var. Ama resimlenecek bir eser demek hesaba katılacak yeni dinamikler demek. Yazarın ya da uluslararası ajansın beklentileri, yayın evinin görselliğe ilişkin genel çatı kararları, varsa sanat yönetmeninin belirlediği bir çerçeve, görsel bir çerçeve, anlayış ve elbette editörün söz konusu kitaba ya da diziye dair kurduğu kişisel ve profesyonel hayal. Bütün bu beklentiler, hayaller ve sınırlar arasında aslında editör yine bir araştırmaya giriyor. Daha önce çalıştığı çizerleri tabii ki düşünüyor. Yayına gelmiş illüstratör başvurularından muhakkak oluşturduğu bir göze çarpanlar listesine göz atıyor. Behance ve Instagram gibi platformlardan, ki o platformlardan bugün editörler çok çizere ulaşıyor. Artık pasif bir bekleyiş halinde değil kimse. Yeni kitap bültenlerinden, kitapçı raflarından not ettiği isimleri hatırlıyor. Ve tıpkı çevirmen arayışında olduğu gibi meslektaşlarının, başka editörlerin deneyimlerine kulak veriyor. Önereceği zamanlama ve ödenebilecek ücret açısından seçeneklerini, sınırlarını ve esneme paylarını da hesaba kattıktan sonra illüstratöre ulaşıyor. Peki illüstratör kendi açısından neleri değerlendiriyor? Öncelikle merhaba herkese, bütün katılımcıları selamlıyorum. Bu süreci sürekli yaşıyoruz tabii. Her karşımıza çıkan yeni işte, yeni kitap projesinde bunları baştan tekrar tekrar deneyimliyoruz. Ve az önce Merve'nin de söylediği gibi zaman geçtikçe, tecrübe kazandıkça bir takım yeni kriterler de devreye giriyor. Bir kere eserin konusu, niteliği, söylemi öncelikle oldukça önemli. Çalışmaktan, çizmekten mutlu olacağım, kendimi iyi ifade edebileceğimi düşündüğüm bir eseri tabii ki her zaman önceliyorum, tercih ediyorum. Sevmediğim karakterlerinden, içeriğinden hoşlanmadığım hikayeleri, kitapları çizmemeyi tabii ki tercih ediyorum ama bazı durumlarda bunu bir kenara bırakıp çizmeyi tercih ettiğim durumlarda elbette oluyor, olmuyor değil. Yazarın kişiliği, kim olduğu, politik söylemi de yine eskiden çok önemli olmamakla beraber, daha alt sıralarda yer almakla beraber artık günümüzde daha da hayati bir anlam kazandı, önem kazandı. Buna da tabii ki dikkat ediyoruz. Yazarla aramızda bir tanışıklık, bir iletişim var mı geçmişte? Hatta
o yazarın kitaplarını okuyup sevmiş miyim, ona karşı bir hayranlık duygum var mı gibi şeyler daha toleranslı davranmamı, bazı durumları daha alttan alarak ilerlememi falan da sağlamıyor değil tabii ki. Bu da bir gerçek. Yayın evinin kim olduğu da elbette oldukça önemli. Hangi yayın evi olduğu önemli. Burada da belirleyici olan şeyler geçmişte o yayın evinde yaşadığımız bir tecrübe var mı? Daha önce beraber çalışmış mıyız? Öncelikle buna bakıyorum. Eğer çalışmışsak ve olumlu bir deneyim yaşadıysak birlikte bu süreci tabii ki hızlı geçiyoruz ama tanımadığım, ilk kez karşıma çıkan bir yayın evi ise ne tür kitaplar basmış, daha önce hangi yazarlarla, hangi illüstratörlerle çalışmış, bunu bir gözden mutlaka geçiriyorum ve çalıştığı yazarlar, illüstratörler arasında eğer tanıdıklarım varsa onlarla iletişime geçip onların fikrini, kendi yaşadıkları deneyimi onlardan dinlemeyi de mutlaka tercih ediyorum ve bu çok belirleyici oluyor. Geçmişte olumsuz deneyimler yaşandıysa eğer ben de ona göre bir takım tedbirler almayı deniyorum ya da tamamen işi geri çevirme yoluna gittiğimde oluyor elbette. Editörün de kim olduğu elbette oldukça önemli. Editör yayın eviyle bizim aramızda bir köprü vazifesi görüyor. Dolayısıyla editörle aramızda iyi bir iletişim varsa ve editörün zaten öncelikli birinci işi bildiğiniz üzere iletişim, doğru bir iletişim. Editör bunu iyi yapabiliyorsa, yayın evinden, yazardan gelen talepleri bana doğru bir şekilde aktarabiliyor ise, bir takım problemleri yumuşatmada, çözmede yeterince başarılıysa, tabii ki hem kitabı kabul etme süreci, bu tabii geçmiş deneyimlerimize dayanarak oluyor, hem kitabı kabul etme süreci daha kolay oluyor, hem de çalışma süreci çok daha verimli oluyor. O iletişimi doğru kuruyoruz. Bize gelen revizyonlar daha makul ve anlaşılır, açıklayıcı oluyor. Bunlar üzerinde daha kolay uzlaşıyoruz. Ve haliyle süreç daha iyi işliyor ve ortaya daha da iyi, daha kaliteli işler elbette çıkıyor. Çalışıyorken editörden bir takım notlar, briefler mutlaka geliyor başlangıçta. Bu bir gereklilik aslında. Şöyle söyleyeyim, ilk başlarda, ilk çalışmaya başladığım senelerde çalıştığım, çizdiğim illüstrasyonlar benim için birer sanat eseri niteliğindeydi. Çünkü çok uğraşıyordum, çok zorlanıyordum. Ve onları biraz böyle dokunulmazlık atfediyordum. Fakat zamanla bunun böyle olmadığını anladım açıkçası ve kabullendim. Ve bu kabullenişten sonra da çalışmak aslında biraz daha kolaylaştı benim için ve çizimlerim daha dokunulabilir, değiştirilebilir, müdahale edilebilir hale geldi. Ve dışarıdan gelen, editörden, yayıncıdan, yazardan gelen yönlendirmeli briefleri çok daha kolay kabul eder ve uygular hale geldim. Bunun da benim işimi çok kolaylaştırdığını ve beni daha da mutlu ettiğini gördüm aslında. Bu diğer meslektaşlarımda bunun genellikle tam tersini görürüm. Tecrübe kazandıkça işlerin daha da değerli kabul ederler, haklı olarak. Daha da dokunulmaz kabul ederler. Ama benim için bu tam tersi oldu ve dediğim gibi benim işlerimi oldukça kolaylaştırdı. Bir de çalışma takvimini belirlerken yapılması gereken birçok şey ben aslında biraz zorlanmakla beraber yapmaya çalışıyorum ve bir ajanda oluşturup tabii ki artık bir projeyi ne kadar sürede bitireceğimi, tamamlayacağımı önceden kestirip ona göre bir sürecin içine o işi yerleştirmeye çalışıyorum. Aynı anda birden fazla iş yapmak zorundayız her zaman. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Bir ay boyunca tek bir kitapla uğraşmak, tek bir kitap üzerinde çalışmak isterim tabii ki. Bunu tercih ederim ama günümüzün şartlarında bu çok mümkün olmuyor. Zaten süre gelen bir iş elimizdeyken onun bitmesine yakın bir süreçte gelen yeni bir işi günün içindeki boş saatlere yerleştirerek birkaç saat o işte birkaç saat diğer işte çalışarak falan aynı anda birkaç işi birden sürdürmek mümkün oluyor. Ama tabii bunda bir üst sınırı var. Aynı anda üç kitabı birden çalışılmıyor elbette. Bir de bunda tabii kitabın niteliği, içeriği de oldukça önemli. Eğer çok karmaşık çizimler varsa, kafa yorucu bir kitapsa ona daha fazla mesai ayırmak elbette gerekiyor.
Telif ödemelerine geldiğimizde ise biz, çizer dostlarımın son senelerde telifi çalışma konusunda ciddi bir mücadelesi, çabası var. Ben de bunu elbette destekliyorum. Ben de bu şekilde çalışmayı isteyen, tercih eden bir illüstratörüm ama bir kitabın tekrar baskı yapacağından emin olmak, yazarının prestijli bir yazar olması, çok sayıda kitabın basılıp dağıtılabileceği gibi bir takım gereklilikler var ve bunları ölçüp tarttığımızda da bazen tek bir ödeme alarak çalışmak daha mantıklı hale geliyor. Diğer türlü o tek ödemede alacağımız ücreti işte uzun vadede birkaç taksitten de alır hale geliyoruz. Telifle çalışalım derken aslında böyle bir sonuçla karşılaştığımız da oluyor. Olmuyor değil maalesef. O yüzden ben çoğunlukla tek ödeme şeklinde çalışıyorum. Telifli ödeme teklifleri de telifli çalışma yöntemine dair teklifler de geliyor ama bu az önce söylediğim sebeplerden dolayı genellikle pek makul olmuyor ve diğer eski yönteme dönmek durumunda kalıyoruz. Volkan çok teşekkürler. Evet, bağlama göre kararlarımız değişiyor, değerlendirme kıstaslarımız evet. Değişiyor. Ama vurguladığın bir nokta hani önemli geldi bana özellikle pek çok şeyin yanında. Gelişmek dediğimiz şey resimde, sanatımızda ya da tatbiki uyguladığımız şeyde gelişirken bir yandan da işbirliği de gelişmek ve onun kıstaslarına uyum sağlamak, onun gereklerine diyelim ya da. Çok teşekkürler. Peki biz bütün bu kıstasları, bu uzlaşımları sağladık diyelim şimdi. Takvimde, telifte, ödeme koşullarında hepsinde bir anlaşmaya vardık. Editör, metin işlerinin dışında kalan o yoğun iletişim ve ilişki yönetimi sürecinin önemli bir kısmını geride bıraktı. Şimdi yeni bilinmezler bekliyor herkese. İşin gerçekten ne anlama geldiği, beklentilerin esasen neyi içerdiği ve ortaya konulacak çalışmanın tam olarak neyi sunacağı biraz da iş başlayınca, o işi denediğimizde anlaşılıyor. Bununla birlikte imzalanan sözleşmeler evet, iş etiği kapsamındaki karşılıklı sözler evet ama arkada beklenmedik gelişmeler dolu koca bir hayat sürüyor. Dolayısıyla hepimizin yaptığımız işlerde ve beklentilerimizde bir tolerans aralığı, birlikte yöneteceğimiz bir aralık olmak zorunda. Sizlere ikinci sorum şimdi bu aşamalara ilişkin. Yine Merve seninle başlayalım. Çeviri süreci senin için nasıl başlıyor? Nasıl devam ediyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl bir disiplin kuruyorsun kendine? Karşılaştığın beklenmedik zorlukları, işe dair, işi çevreleyen gerçekliğe dair zorlukları, tek başına ya da yayın eviyle birlikte nasıl aşıyorsun? Biraz bu süreçlerden örnek verir misin bize? Tabii. Çevireceğim metni çevirmeye başlamadan önce tamamını okumayı tercih ediyorum. Tabii bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Zaman açısından daha sıkışık koşullarda eğer çalışmak durumunda kalsam da en azından metni okuma sürecinin yarısına gelmeden çeviriye başlamıyorum. Bu bahsettiğim okuma süreci okur gözüyle okumaktan daha farklı. Metni, yazarın dilini analiz ettiğim, bu gözle notlar alarak yaptığım bir okuma süreci oluyor. Ki aslında okuma sürecine geçmeden önce oldukça önemsediğim bir adım daha var. Ondan da bahsetmek isterim. Genellikle çeviriyi kabul etmeden önce yayın evi böyle bir şey talep etmemiş olsa bile kendimi o metnin ve yazarın diliyle sınamak için birkaç sayfa deneme çevirisi yaparım ben. Öncelikle kendim o dili tuturabileceğimi görmek isterim çünkü kitabı ona göre kabul ederim. Aslında bu belki kitabın kabul sürecindeki adımlardan biri diyebilirim. Daha sonra eğer anlaştıysak, sözleşme imzalandıysa çeviri sürecine geçtiğimde bu bahsettiğim okuma süreci ve daha sonra gerçek anlamda çevirme adımına geçtiğimde de yine notlar almaya devam ederim. Çeviri süreci boyunca bu notlar, not alma süreci de aynı zamanda devam eder. Hem bu süreçte bana eşlik eder bu notlar, hem de yardımcı olur. Tabii bunun yanı sıra tek başıma karar vermek istemediğim bir durum varsa, emin olmadığım bir sözcük ya da kavram seçimi gibi mesela, bunları da yine detaylı olarak not alır ve tüm bu notları toparlar, ilgili olanları çeviriyi teslim ederken editörüme de iletirim. Genellikle çeviri süreci böyle işliyor. Tabii daha sonrasında bana geri dönüş yapılırsa düzeltmeler ve bu gibi şeylerle ilgili yine iletişime geçmeye devam ediyoruz. Bazen çeviri çeşitli sebeplerle uzar, bazen teslim tarihine yetişmez, bazen
sağlık sorunu çıkar gibi işte öngöremeyeceğimiz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu durumda böyle bir durum olacağını anlar anlamaz işte gecikme gibi editörümle iletişime geçer ve durumu bildiririm. Burada bazen teslim tarihini uzatma, bazen hatta projeden çekilme gibi kararlar aldığım olabiliyor. Ki yakın zamanda sağlık sorunları sebebiyle bunu yapmak zorunda kaldım. Böyle geçiyor çeviri süreci aslına bakarsanız. Merve, çok geçmiş olsun öncelikle. Umarım o süreç iyiye bağlanmıştır. Her şey yolundadır şimdi. Evet, bu toleransla da tabii karşılıklı. Yani senin sözünü ettiğin o uzatma payını yayın evi de öngörmek zorunda. Belki takvimini buna göre kurmak zorunda. Hiçbir şeyi günü gününe, o gün verdiğin bitti şekilde kurarsak projede hiç yani beklemediğimiz sarkmaların olması çok büyük ihtimal. Ki çizim sürecinde de benzer aşamalar var. İlk adımlar var, ön değerlendirmeler var, işe yön veren paylaşımlar var ve tabii illüstratörün yalnız çalıştığı anlar var. Şimdi birlikte verilecek kararlar illüstrasyon cephesinde kuşkusuz çeviri kararlarından çok daha fazla. İllüstratörün yalnız kalma anı daha az. Ne dersin Volkan, öyle mi? Bu süreci bir de senden dinleyelim. Şimdi çizime başlamadan önce kitabı okumayı elbette tercih ederim. Okuyamadığım durumlar oluyor ve bu beni çok mutsuz ediyor, rahatsız ediyor. Önündeki kitaba bir haksızlık yapmış gibi hissediyorum açıkçası. Çünkü her satırını bilmek, anlamak gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu hem manevi olarak böyle hem de teknik olarak böyle. Bazı durumlarda çok sayfa sayısı fazla, 200-300 sayfalık kitapları çok kısa sürede çizip bitirmek gerekiyorken okuyamadan veya hızlıca okuyarak işe başladığım durumlar elbette oluyor. Fakat bir bakıyorum ki kitabın sonunda şöyle bir ifadeyle karşılaşıyorum. İşte Nihat amca gözlüğünü düzeltip ona hayır dedi diyor. Oysa ben Nihat amcayı oraya kadar gözlüksüz çizmişim. Oraya kadar gözlük ifadesi de geçmemiş falan. Hadi gözlük neyse sonradan ekledi falan ama bunu böyle çok daha fazla iş çıkartacak şeyleri, sonuçları da olabiliyor bazen. O yüzden mutlaka okumayı tercih ediyorum. Fakat öyle durumlar oluyor ki geçenlerde bir kitap kapağı serisi vardı. 17 kitaplık bir seri ve bir ay içinde bunu bitirmem gerekiyor. Yani 17 kitap, kimisi ince, kimisi çok kalın. 17 kitabı ben ne kadar sürede okuyabilirim? Yani ne kadar sürede resimleyeceğim? Bir ay içinde bu imkansız olduğu için bana bir takım anahtar kelimeler verin ve brief düzenleyin dedim yayıncıya. Sağ olsun her biri için bana bunları sağladı ve her bir çizim için benim aşağı yukarı ikişer günüm vardı ve işi bu şekilde yetiştirdik. Yani burada artık o en başta söylediğim prensipleri uygulama şansım kalmıyor. Okuyup resimlemeyi, kapaklarını çizmeyi elbette isterdim ama bu gibi durumlarda mümkün olmuyor. Ama daha kısa kitaplarda, özellikle çocuk kitaplarında mutlaka sadece kapak bile çizeceksen veya içine sadece birkaç vinyet bile çizeceksen mutlaka o kitabı okumayı tercih ediyorum. Çalışmaya başlamadan önce eskizler yapıyoruz mutlaka. Karakterleri, mekanları, daha çok karakterleri belirlemek için, nasıl fiziki yapıları olacağına karar vermek için bir takım ön eskizler yapıyorum. En uygun olduğunu düşündüğümü de yayıncıyla paylaşıyorum. Ve bu konuda genellikle uzlaşıyoruz. Ufak tefek müdahalelerle mutlaka karşılaşıyoruz. O yüzden eskiz işimizin çok çok önemli bir aşaması tabii ki. Bu aşamayı hallettikten sonra artık çizimlerimizi temize çekmeye başlıyoruz. Renklendirme, renk paleti konularında da yayın evlerinden bazen talepler geliyor ama çoğunlukla bunu bana bırakıyorlar. Ben çalışmaya başlamadan önce kitabın atmosferine, duygusuna uygun bir renk paleti oluşturmaya çalışıyorum. Ve bu konuda da bazen ufak tefek müdahalelerle karşılaşmakla beraber genellikle o süreci de hızlı bir şekilde ilerletiyoruz. Paleti bazen dediğim gibi yayıncılarla paylaşıyorum. Eskiz aşamasında aslında revizyonların tümünü halletmeye çalışıyoruz. En temel revizyonları diyelim. Fakat renklendirdikten sonra gelen revizyonlar bazen çok zaman alıcı olabiliyor. O yüzden çalışmaya başlarken revizyonları mutlaka eskiz aşamasında iletilmesi
rica ediyorum karşı taraftan. Renklendirdikten sonra gelen revizyonlar da eğer nasıl diyelim, eğer benden kaynaklanan bir hataysa elbette bunu kabul edip o revizyonu gerçekleştiriyorum. Ama sonradan karar değişikliği, benden bağımsız gerçekleşen bir karar değişikliği ise o durumda ya bunun için bir ek ücret talep ediyorum ya da yapmamanın bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Revizyonlar aslında bizim işimizin önemli bir parçası ve genellikle çalışmaya başlarken projeyi bir zaman dilimi içine oturtmaya çalışırken göz ardı ettiğimiz bir şey, göz ardı etmesek bile önceden çok kestiremediğimiz bir şey. Çünkü çalışmanın başlangıcından sonuna kadar geçen süreçte aslında yayıncıyı, editörü, yazarı tanıma sürecinin bir parçası. Ve o sırada editörün, yayıncının, yazarın ne kadar zor beğenen veya kolay beğenen birisi olduğunu karşımızdaki yapının anlıyoruz ve o süreci de yaşayarak deneyimliyoruz. O yüzden bazen revizyonlar bizim işimizi sekteye uğratabiliyor. Ben de buna tedbir olarak genellikle öngörülen süreyi böyle birkaç gün esnetecek şekilde bir tarih vermeye gayret ediyorum. Çok ekstrem durumlar dışında bu aslında bizim sorunumuzu çözüyor. Bir de bizim deneme çalışması diye bir konumuz var. Biz çizerlerin çok kafa yordu ve her zaman karşımıza çıkan bir konu bu. Yayıncılar, editörler genellikle çizerlerden bir deneme çizimi istiyorlar. Bu kitabı, bu hikayeyi senin nasıl yorumlayacağını önceden bir görebilsek çok iyi olur diyorlar. Bunun için tabii ki bizim bir mesai harcamamız gerekiyor. Ve bu bir başlangıç çizimi olacağı için devamındaki çizimlerden daha fazla vakit alacak bir iş olacaktır. Bunun için bir ücret talep ediyoruz. Bazen bunu kabul etmiyor yayıncılar. Henüz başlamamış iş için bir ücret ödemeyi kabul etmiyorlar. O durumda biz de bunu yapmak isteyip istememek arasında bir seçim yapıyoruz. Bunda da bir takım belirleyici şeyler var. Kısaca onu da değineyim. Yani bu işi gerçekten çok istiyorsak, yapmak istiyorsak, bize prestij kazandıracak veya iyi kazanç getirecek bir işse bu prensipten biraz feragat ettiğim oluyor. Ama genellikle yani deneme çizimini ya yapmamayı ya da ücret karşılığında yapmayı tercih ediyorum. Çünkü bilgisayarım geçmişte yaptığım ve bugün hiçbir işe yaramayan yüzlerce deneme çizimiyle dolu. Maalesef. Yani bu sistemin böyle olmamasını, buna bir çözüm bulunmasını çok isterim. Ama bu hem yayıncıların hem bizim ortak bir problemimiz. Umarım günün birinde bunun bir çözümünü buluruz diye düşünüyorum. Aslında bu konuda diyaloglar tabii çok gelişiyor Volkan. Evet. Yani gözlemlediğimiz o. Yani konuşulmayanları konuştuğumuz bir dönemde olduğumuz için belki de tam da senin söylediğin noktalarda değişimler başladı bile. En azından hani buydu, tamamen bu olacak şimdi. Ya da tek bir şeye siyah beyaz değil, artık gri alanları ve uzlaşım alanlarını buluyoruz. Evet. Peki, evet. Ben bir sonraki soruya geçeyim. Evet. Çünkü şimdi herkesin cephesindeki işi bitirdiği aşamaya geçtiğimizde artık işin teslim edilme aşamasına geldiğimizde ve kitaplaşma aşamasına geldiğimizde grafikerle, dizgiciyle başlayan mesailere başlıyoruz. Ve çizim sürecinde şimdi Volkan'la da konuştuğumuz gibi editör çizere zaten büyük oranda eşlik etmiş oluyor. Ama çeviride editörün esas metin çalışması şimdi başlıyor. Burada Volkan senle devam edelim. Çizimleri yayınlarına teslim ettin. Zaten çizimlere dair pek çok karar da süreçte alınmıştı. Aslında biz sürprizli aşamaları geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Öyle mi gerçekten? Yani sonraki sürece buna ilişkin görüş ve beklentilerini duyduğumuzda gerçekten geride bıraktık mı? O aşamayı da bir söyler misin bize? Ve çoğunlukla geride bırakıyoruz. Artık o işi bitmiş olarak görmek tabii ki çok güzel, bizi mutlu eden bir şey ama çok korkunç sürprizlerle karşılaştığımız da oluyor. Bunu şimdi burada örneklendirmeyin. Büyük hayal kırıklıklarıyla onu sonra ayrıca konuşuruz. Karşılaştığımız da oluyor ama mesela ben yaptığım çizimler üzerinde bir değişiklik, bir müdahale yapılacaksa eğer bunu kendim yapmayı ve bunun gerekçesini anlayıp kabul etmeyi mutlaka gerekli buluyorum.
Resimlerimi başta söylediğim gibi asla dokunulmaz, değiştirilemez olarak görmüyorum. Her resmimi çöpe atıp baştan çizmeye hazır olduğumu daha çalışmaya başlarken yayıncılara söylüyorum. Ama benim resmimi başka birinin değiştirmesini asla istemiyorum. Bu bana çok mantık dışı geliyor. Çünkü neyin nerede olmasının gerektiği konusunda ben çok kafa yoruyorum ve bunun hepsinin bir sebebi, açıklaması var ve bunu benden bağımsız bir şekilde müdahaleye tabi olması beni çok mutsuz ediyor. Dolayısıyla o süreçte grafikerin veya yayıncının resme müdahalesi olacaksa eğer, bunun gerekçesini mutlaka öğrenip ve nasıl müdahale olacağını öğrenip onu kendim yapmayı tercih ediyorum. Bu işte bazen yazıların yerleştirilmesiyle ilgili olabiliyor. Bazen başka sebeplerden olabiliyor ama ben bu konuda böyle bir yol izliyorum. Yayın evleri bazen bunu bize haber vermeden yapıyorlar. Bu tabii bizi mutsuz eden bir şey. Ama haber verildiğinde ona mutlaka ortak bir çözüm buluyoruz. Yani uzlaşmacı olmak, çözüm odaklı olmak yolunu tabii ki seçiyoruz. Bazen gözden kaçan önemli ayrıntılar daha sonra ortaya çıkabiliyor. Bu dediğim gibi benden kaynaklanan veya yayın evinden, yazardan kaynaklanan bir şey de olabiliyor. Benden kaynaklanıyorsa elbette bunu tolere ediyorum, telafi ediyorum. Karşı taraftan kaynaklanıyorsa da tolere ediyorum ama orada kullanılan aslında bütün üst başlığımız olan iletişim çok önemli. Orada kullanılan iletişim dili eğer rahatsız edici, böyle buyurucu bir dil ise o bizi biraz hevesimizi kırıyor açıkçası. Yani o çözüm odaklı olmaktan bizi ister istemez biraz uzaklaştırıyor ama yine de şimdiye kadar bu konularda bir çözüm bulmadığımız, olumlu bir sonuca ulaşmadığımız olmadı. Baskı öncesi kitabı görmek bu sorunları biraz çözebiliyor. Fakat bunu bir artık PDF ile yapabiliyoruz, dijital olarak yapabiliyoruz. İlk çalışmaya başladığım seneler çizdiğim bir kitabın baskısını görmek için matbaalara giderdim. Gecenin geç saatlerinde makineden ilk çıkan baskıları karşıma alıp bilgisayarımda götürüp oradakiyle karşılaştırıp bakardım. Bu hem gereklilikte hem de çok sevdiğim bir işti. Gecenin 3'üne 4'üne saati kurup kalkıp gidip matbaaya kitaba baktığım olurdu. Artık pek mümkün olmuyor. Dijital olarak bakıyoruz, PDF'den bakıyoruz ve bu yukarıda saydığım sorunlarla karşılaştığımızda bunları kolayca önceden çözüyoruz. Çok haklısın. Tolerans arada dedik zaten başında bir yerlerde. O tolerans iletişimle gerçekleşebilen, var olabilen ya da hiç adıyla geçmeyen bir şey. Ve zaten editör eğer o kitapla ilgili önemli bir ayrıntıyı son okuma gibi bir aşamada mesela çıkmışsa karşısına yaptığı bir hata gibi bir boşluk. Zaten belli bir tevazuyla, hatta tevazu bırakın kahrolarak gidiyor resmine, ilüstratöre. Biz böyle bir şey görmedik ki ne olur diye. Ama o ne olurlar zaten işimizin özellikle çok gerçekten bin detayın sürekli nankörlük çıkardığı bir iş. Dolayısıyla evet. Bunlara da biraz hazırlıklı olmayı sanırım bu meslekte öğreniyoruz. Evet, çok sert, çok köşeli olmamak iyi oluyor. Bazen böyle bir anlık öfkeye kapılıp yapıyoruz öyle davranışlar, gösteriyoruz ama sonra yanlış olduğunu mutlaka anlıyoruz yani. Çok teşekkürler Volkan. Merve, senin çevirmen cephesinde de aslında Volkan'ınkinden biraz daha fazla editoryal yükün olduğu bir aşama var. Çünkü metin tesliminden sonra editörle süreç aslında tam anlamıyla metin işçiliği olarak başlıyor. Senin cephende, çeviri cephesinde nelere kafa yoruluyor, neler paylaşılıyor? Buradaki deneyimlerin kadar pek uygun bulmadığın deneyimleri de düşündüğünde, hayal ettiğin durumlar varsa onları da dinlemek isteriz aslında. Tabii. Bu konuda söyleyeceklerim tabii benim şu ana kadarki şahsi tecrübelerimle sınırlı aslında. Ama ne olabilir diye düşünürsem öncelikle ben editörle ve yayın eviyle daha yakın bir iletişim kurduğum bir ilişkiye sahip olmak isterdim sanırım. Çünkü şimdiye kadarki tecrübemde ya metin çeşitli düzeltmeler ve önerilerle dijital bir dosya olarak bana geri döndü e-posta yoluyla. Ya da bazen, hatta çoğu zaman teslimden sonra basılıncaya kadar bir daha hiç görmedim çeviri metni. Oysa tabii her küçük detayı olmasa bile en azından önemli değişiklikleri konuşmak, tartışmak isterim. Bu fikir alışverişi süreci, hatta belki
kitap yayınlanmadan, yani okurların tepkisini görmeden önceki bir çeşit ön eleştiri süreci gibi değerlendirebiliriz bu süreci. Bir çevirmen olarak benim için yapıcı ve öğretici bir süreç olurdu açıkçası. Hani ben şahsen böyle bir şeye açık bir çevirmenim diyebilirim. Ama böyle bir ilişkim olmadı henüz. Belki zaman, mekan, hatta şimdi pandemi gibi koşullar sebebiyle bunu yapmak daha da zor bir hale geldi. Ama mailler üzerinden işleyen dijital ve işte mekanik bir süreç yerine belki bir araya gelinen, konuşup tartışılan bir süreç bir çevirmen olarak beni daha çok mutlu ederdi. Hem sonuçta ortaya çıkan üretimin belki kalitesini de etkileyecek bir süreç olurdu bu. Hem de belki manevi olarak ben de kitabın oluşum sürecine dahil olduğumu daha çok hissederdim. Çevirmen çeviriyi teslim ettikten sonra zaten genel olarak görünmez bir kahraman, çeviriyi teslim ettikten sonra iyice görünmez bir hale gelebiliyor. Bugüne kadar pek çok yayın eviyle çalıştım ama işte çeşitli sebeplerden ötürü bırakın ortak çalışma yapmayı, yüz yüze tanışabildiğim editör sayısı bile oldukça az. İşte mailler üzerinden ilerleyen bir iletişim ya da sosyal medya üzerinden bir şekilde tanışıklıklar şeklinde ilerliyor bu süreç. Ama iletişimin daha iyi olduğu, konuşulan, tartışılan bir süreç geçirmek bir çevirmen olarak sadece beni değil sanırım pek çok çevirmeni daha mutlu ederdi. Kesinlikle. O görünmez kahramanlık zaten hani yazar doğrudan hani eserin sahibi görünmediğimiz zaman çok kolay üstümüze kalan bir görünmezlik ki çevirmen ikinci eser sahibi olarak zaten bir de tanımlı. Burada peki senin metnin son halini görmekle ilgili bir deneyimin oluyor mu? Çünkü resim kadar hızlı bir süreç değil metnin son hali. Doğrudan o değişikliklerin detaylı bir görmesi şeklinde mi oluyor yoksa sen daha farklı bir şey talep ediyor musun? Yani benim şahsen daha farklı bir talebim olmadı henüz. Hı hı. Böyle bir tecrübe yaşamadım ama baskıya gitmeden önce yapılan değişiklikler ya da değişiklik önerileriyle yine bir dijital dosya olarak bana dönen çeviriler oldu. Bu durumda ben kendi önerilerimi ya da işte böyle bir değişikliği kabul edip etmediğimi belirttim ve sonra kitap baskıya gitti. Dediğim gibi ama düşünüyorum yani belki 30 kitap çevirdiysem bugüne kadar bunu 3-4 kitapta yaşadım galiba. Özellikle ilk zamanlardaki çevirilerde diyorum yani çeviriyi teslim ettikten sonra tamamen bir boşluk ve bir anda kitap çıkmış olarak hani basılmış ve yayınlanmış olarak karşıma çıkıyor ki geri dönüp 600 sayfalık, 700 ya da 300 sayfalık bir kitabı geri dönüp kendi çevirinizle karşılaştırarak okumak gibi bir şansınız da yok. Çok büyük bir mesai çünkü bu. Bu yüzden hani işin öğretici yanını yaşayamamış, tecrübe edememiş oluyorsunuz bu durumda. Çünkü insan kendi hatalarından öğrenebilir ve belki de en iyi öğrenme şekli budur. Keşke öyle olabilse. Ne yazık ki böyle olmayabiliyor diyelim. Evet, bu oranların bu 30'da 3'ün artması için zaten bu buluşmalarımız. Merve çok teşekkürler. Biraz onu vurgulamak istedim zaten. Yani çizimdeki gibi basılan malzeme üzerinde neyin değiştiğini hemen göremeyip kendi eserimiz üzerinde pasif kalabileceğimiz bir durum çeviri. O yüzden orada değişimleri net görmek çok daha değerli. Değerli derken çok daha elzem diyeyim o aşamada görmek. Şimdi peki kitap matbaa da kısa bir süre sonra da elimizde olacak. Hani işi beraber bir aşamaya getirdik. Artık sonlandırdık diyebiliriz. Şimdi geldik belki de kulağa en tatlı gelen ama bir o kadar da kolay göz ardı edilen aşamaya. Yapılan işin onurlandırılması. Karşılıklı emeklerimizi fark ettiğimiz ve bu farkındalığı dile getirdiğimiz aşama bu. Sadece maddi sözlerin tutulduğu değil tabii. Yaşanan her türlü zorluğun konuşulup değerlendirildiği, kimi zaman belki zorlanan sınırların hatırlandığı, belki bekletilen bazı yapıcı eleştirilerin sakince dile getirildiği ve ama olumsuzlukların çok rahat ikinci şansa dönüştürülebileceği bir aşama her iki taraf için de. Çünkü artık ortak çabamızın meyvesi elimizde ya da elimize geçmek üzere ve taraf değil takım olduğumuzu doğallıkla hatırlıyoruz bu aşamada. Ve bundan sonra kitap için kuracağımız cümlelerde birbirimizi hatırlayacağımıza ve anacağımıza dair aslında sessiz sessiz bir taahhütte bulunuyoruz, bir söz veriyoruz. İlişkinin sürdürülebilirliğini en çok belirleyen aşamalardan birindeyiz. Şimdi o yüzden bir ortak sorum var size.
Emeğin onurlandırılması deyince siz neleri düşünüyorsunuz? Neleri deneyimliyor, neleri bekliyorsunuz? Bir editörle, bir kurumla ilişkileri sürdürülebilir kılmak ve yeniden çalışmayı istemek sizce nasıl, ne şekillerde mümkün? Merve sen devam et istersen, sonra Volkan'a geçelim. Tamam. Bu noktada da aslında çevirmenin o gizli kahramanın görünürlük beklentisi geliyor aklıma onurlandırma deyince öncelikle. Ki bu da bu çevirmene sağlanan görünürlük de diğer koşullar gibi yayın evinden yayın evine değişiyor. Bunu hassasiyetle yaklaşan kitap kapağında tanıtım yazılarında çevirmenin adına yer vermeye özen gösteren yayın evleri var. Öte yandan kitabın künyesi dışında hiçbir yerde çevirmene yer vermeyen, onu görünmez kılmaya devam eden yayın evleri de var. Oysa çevirmenin kendini projenin, bu kitabın bir parçası gibi hissedebilmesi yayın evinin elinde aslında. Mesela çeviri teslim edildiği andan sonra sürece hiçbir şekilde dahil edilmeyip kitabın çıktığını kitap evlerinde ya da sosyal medyada tamamen tesadüfen görmek şahsen benim için üzücü oluyor. Ben süreçten haberdar olabilmek isterdim. Bu da onurlandırmanın bana göre yollarından biri olurdu. Tabii ki gecikmeler, aksaklıklar olacaktır ama işte kitabı yayın evinin ne zaman yayınlamayı planladığı gibi bir bilgi bile beni mutlu ederdi bu bilgiye sahip olmak. Çünkü tümden süreçten habersiz bırakılmak pek hoş olmuyor açıkçası. Benzer bir iletişim sorunu ödemeler için de söz konusu. İşin maddi boyutu da onurlandırmanın en önemli parçalarından biri. Sözleşmede yazan tarihi geçiren, üstüne üstlük siz kendi hak ederek kazandığınız paranın peşine düşüp talep edinceye kadar ödememekte direnen yayın evleri var. Ülkedeki koşulları düşünürsek ödemelerde gecikmeler, aksaklıklar da olacaktır elbette. Ama çevirmeni bu durumdan haberdar etmek önemli. Yani burada anahtar sözcük iletişim kurmak sanırım. İletişim kurmak çok önemli. Kötü örneklerin yanı sıra hem ödemeler konusunda hassasiyet gösteren, bunun dışında işte ne bileyim özel günlerde gönderdiği ufak bir hediyeyle, işte atılan bir maille, bir kutlama mailiyle çevirmenini hatırladığını, onu önemsediğini hissettiren editörler, yayın evleri de var tabii ki. Bu açıdan bu hassasiyetlere de teşekkür etmek gerek. Evet, bu gerçekten hani o projeyi bir daha aslında gelecekte yapılacak bir projenin hayali de sanki tohumu da bu aşamada atılıyor diyebilirsin çevirmen olarak diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Çünkü dediğin o şeyi ben de çevirmenlik deneyimimde yaşadım. Kitabı gerçekten kitapçıya çıktığında öğrenmek gibi. İnsan kendini dışında hissediyor projenin. Ona çok katılıyorum. Peki Volkan, sen aynı soruya nasıl yanıt verirsin? Neler deneyimler, neler beklersin bu onurlandırma aşamasında? Burada yaşanacak bütün olumsuzlukları toplu halde yaşadım. Bir anekdotu kısaca size anlatayım. Çizerle ilk başladığım dönemlerde, sene 2003 falan zannedersem. Çok çok amatörüm. Yaptığım çizimlerin çoğu geri çevriliyor falan. Beni bir gün bir yayıncı olduğunu söyledikleri biriyle tanıştırdılar. Oldukça karanlık, mafyatik bir tip. Şöyle bir kitap serimiz vardı işte. La Fontaine kitapları, Andersen masalları falan gibi. Çizer misin? Tabii ki çizerim. Ne kadara? Şu kadara çizerim. Güzel de bir fiyat söyledim. Benim için güzel bir fiyat söyledim. Adam tereddütsüz kabul etti. Eve gidiyorum, çiziyorum. O zamanlar internet, ADSL henüz yok. Çizimleri CD'ye kaydediyorum, götürüyorum. Adama teslim ediyorum. Bilgisayarı bir açıyor, bakıyor. Dosyalar var mı diye bakıyor. Resimleri hiç incelemiyor. Ne kadar borcumuz? Şu kadar diyorum. Zarfla bana ödemeyi veriyor, gidiyorum. Sonraki hafta geliyorum. Kaç kitap çizmişim? Hemen hepsinin ödemesini tıkır tıkır veriyor falan filan. Kitaplar ne zaman basılacak diyorum. Yayın evinin adı belli, nesanı belli. Basılacak, ben haber vereceğim sana falan diyor. Sonra ben bütün işleri bitirdim. Bütün ödemeyi günü gününe aldım. Adam ortadan kayboldu. Ne bir yayın evi var, ne bir şey var. Ben kitabın akıbetini merak ediyorum. İlk yaptığım kitap serileri olduğu için deli gibi merak ediyorum. Sürekli kitap evlerine girip bakıyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Kitaplar kayıp. A5 ebatında falan, belki biraz daha büyük resimlemiştim bunları. Derken üstünden seneler geçti. Belki bir 10 sene kadar bir zaman. Bu ucuzluk pazarları vardır ya, 1 milyoncu derdik onlara. Onlardan birinde geziniyorken benim çizdiğim kitapları böyle penselerin, tornavidaların falan arasında yığılı halde gördüm. Böyle onlu onlu paketlemişler serileri. Üzerinde yayın evi ismi yazmıyor ve A5 ebatında çizdiğimiz
resim kitapları A3 ebatında, A4'ün iki katı ebatında berbat bir çözünürlükle falan basmışlar. Ve hala üzerinde yayın evi ismi falan yok. Daha sonra öğrendim ki bu adam korsan kitap konusunda çok piyasaya hakim birisiymiş. Yayın evlerinin korsan kitaplarını falan basıyormuş. Yani oradan evet ben ödememi aldım. Hatta fazlasıyla aldım, zamanında aldım. O anlamda beni mutlu etti ama orada gördüm ki çizdiğim bir kitabın, bir serinin sadece ödemesini almak benim için yeterli olmuyor. O kitabı raflarda görmek, o kitabın içinde az önce de Merve'nin sözünü ettiği gibi kendi ismini görmek, yayın evi tarafından bir teşekkür almak, bazı özel günlerde hatırlanmak, ufak tefek işte yılbaşını ajandalar gibi şeylerle anımsandığını bilmek, bunlar da en az o işin ödeme kısmı kadar önemli şeylermiş. Yani bunu çok baştan böyle berbat bir tecrübeyle ben de öğrenmiş oldum. Bu artık benim için de hale geldi. Efendim, pardon. Yok pardon, tam doğru aşamalar zaten. Bir şey öğrenilecekse öğrenme aşamaları galiba. Evet evet, tam da öyleydi. Benim de şansımda bütün hepsinin böyle bir paket halinde karşıma çıktığı bir iş. Orada ödemeyi de almasaydım aslında tam olurdu. Onu da tecrübe etmiş olurdum ama... Sağ olsun, yayıncı da diyemiyorum. Adamın ne olduğunu bilmiyorum. Hala benim için bir boğanma. Bir gün karşılaşsam sorarım. Sen nesin abi, ne yapıyorsun falan diye. Öyle baştan öyle bir tecrübeyle birçok şeyi hızlıca öğrenmiş oldum. O da benim için bir kazanım oldu tabii. Yani burada ideal olan tabii ki işte işlerin zamanında bitmesi, ödemelerin zamanında yapılması gibi şeylerin yanında. İşte imza günleri mesela, bunlar çok motive edici, mutlu eden şeyler. Orada okurlarla bir araya gelmek, onların yorumlarını, eleştirilerini doğrudan onlardan dinlemek çok çok değerli. Fakat hem pandemiden dolayı artık kitap fuarları düzenlenemiyor, hem de ben artık İstanbul'dan çok uzakta yaşadığım için fuarlara gidemiyorum. Bundan sonra gitmeye gayret edeceğim. Fuarların kıymetini biraz anladım geçen birkaç senede. İşin bu tür süreçlerinin de ne kadar önemli ve değerli olduğunu gitgide daha iyi anladık zannedersem. Kesinlikle. Bu dönemde yapamadığımız şeylerin değerini, belki de süreçteyken yük gibi gördüğümüz çalışmaların ya da uygulamaların eksikliğini hepimiz hissettik. Yayıncılar, yaratıcılar, üreticiler, herkes. Çok teşekkür ederim yanıtlarınıza. Şimdi bu noktada geçtiğimiz yıl 10. Zeynep Cemal Edebiyat Günü'nde çevirmen Duygu Akın'ın bir cümlesini hatırlamak istiyorum. Yayınlanacak kitabın seçiminden okura ulaşmasına dek süren o upuzun yolda yaptığınız her tercih, benimsediğiniz her tutum bu yolculuğun niteliğini belirliyor. Gerçekten nitelikli bir süreç ve ona yakışır bir bitiriş. Karşılıklı olarak birbirimizi yeniden seçmemizin aslında vazgeçilmez aşaması, koşulu gibi de diyebiliriz. Bizim birbirimizi sürekli baştan değerlendirdiğimiz, sürekli birbirimiz hakkında yeni kararlar verdiğimiz bu aslında epey engelli döngüde yeni başlangıçlara vesile olacak pozitif süreçlere ve bir o kadar pozitif finallere ihtiyacımız var. O yüzden bu onurlandırma sürecini ben de hani editör, yayıncı tarafından çok değerli buluyorum. Çünkü sizler de farkındasınız, işlerimiz hiç bitmiyor, bitmeyecek de. Sürekli yeni projelerle, beklentilerle, ayrıntılarla çevrili olacağız. Buna tanımlanmamış sorumluluklar, illaki angaryalar eşlik edecek. Bir işi bitirmiş olduğumuzu hissedemeden diğerine başladığımız, sürekli yapma halinde olduğumuz anları saymakla bitiremeyiz. Dolayısıyla geriye dönüp bir bakmak, bitenin hissini taşımak, bu hissi birlikte birbirimize yansıtmak ve öncelikle karşımızdaki kadar öncelikle bize de iyi gelecek bir şey. Çünkü bugünün başından beri konuştuğumuz o meseleler, daraltılan kültür alanları, üretimde yaşadığımız mali darboğazlar, sonu gelmeyen ekonomik zorluklar, sürekli körüklenen sansür ve tahammülsüzlük ortamında düşmeye hazır motivasyonumuzu, düşmeye teşne motivasyonumuzu belki de bir an geriye dönüp ya bunları biz birlikte yaptık, biz yaptık hep beraber diyebilmemiz yükseltecek. Gelecekte görmekten ürktüğümüz, öngörmekten kendimizi alamadığımız olası karanlıkları da anda, şu anda yarattıklarımız herhalde tolere edilebilir hale getirecek diye düşünüyorum. İsterseniz bir sorulara bakalım. Şu anda bir soru Merve sana geldi. Hatta bu soruya şimdi bakınca Volkan... Bir soru da bu, senin için de bir soru olacak. Şöyle, bazen yayın evlerine bütün bir kitabı çevirip çevirimi yayın programına alır mısınız diye soran da oluyor. Bunu düşünenlere ne dersiniz?
Yani çeviri için durumu şöyle anlıyorum. Herhangi bir telif vesaire alınmadan çeviri yapıp geldi Aynen çeviri. öyle. Yani Metni. çeviri yasal koşulları düşünürsek çeviri için sanırım sadece telifsiz klasikler için geçerli olabilir bu senaryo. Çünkü o metnin yani rastgele herhangi bir metni seçip ben bunu çevirdim basar mısınız demek biraz zor. O kitabın çevirisi, o kitabın telifi hangi yayın evinde acaba o yayın evi o telifi alabilecek mi gibi detaylar var ya da belki telif gerçekten gidilen, başvurulan yayın evinde olabilir ama yayın evi o kişiyle çalışmak isteyecek mi? Belki halihazırda başka bir çevirmen zaten çeviri sürecinde olabilir. Bu yüzden ben çok mantıklı bir adım olarak bulmuyorum bunu. Belki böyle bir niyet varsa, böyle bir niyet söz konusuysa bu niyetle gidilip böyle bir kitap var, ben bunu çok beğendim, bunun çevirisine ben talibim, bana bu şansı verir misiniz demek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü orada dediğin gibi hani en kötü ihtimalle yeterince kötü bir ihtimal koca koca bir emeğin boşa gitmesi söz konusu Evet, çevirmen. kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çok büyük bir telif takibi yapıyor. Uluslararası ajanslarla büyük pazarlıklar sonucunda ve süreçler sonucunda elde ediliyor pek çok o çok istenen kitap. Evet. Dolayısıyla o sürece hakim olmadan bütün bir işi yapmak çok değerli bir egzersiz ama hiçbir maddi ya da manevi yayınlanmaya dair manevi bir karşılığı olmama ihtimali var. Şimdi Volkan, ben sana dedim ya bir soruyu sana da çevireceğim diye ama soru geldi, şu anda geldi. Şöyle kurgulanmış soru. Bazen de çizer bir yazarla buluşup metni ve resimleri birlikte hazırlıyor ve çalışmamız budur diye ekip halinde yayın evine sunuyorlar. Bu yol için ne dersin? Bu sık karşılaştığımız bir durum. Çevirmenlikte de oluyormuş. Ben de bunu yeni böylelikle öğrenmiş oldum. Bu beni genelde bir tedirgin eden bir durum. Yani çok bu şekilde çalışmayı aslında çok tercih etmiyorum. Çünkü yazar adayları genellikle şöyle zannediyorlar. Ben bir hikaye yazdım. Bu hikaye güzel. Evet, güzeldir. Mutlaka güzeldir. Ve güzel bir şekilde resimlenir. Hazır bir kitap haline gelirse yayın evi bunu havada kapar ve hemen basmak ister. Çünkü hazır kitap. Oysa Mehmet sen de biliyorsun ki bu iş böyle değil. Yani metnin öncelikle bir editoryal dokumadan geçmesi gerekiyor. Bizim hiç fark edemediğimiz bir takım problemler olabilir. Ve her şey mükemmeldir ama zamanlama uygun değildir. Birçok farklı faktör var. En önemlisi hangi ölçüde çizeceğimiz bile başlı başına belirleyici bir şey. Ya yani ben Karayip Altı'nda çizdiğim bir kitap her şey mükemmel olduğu halde basılamaz olabilir. Yayın evi değil mi? Bunları da hesap ediyor. Yani kağıt maliyetleri, elinde olan kağıtlara göre onun ölçüsünü belirlemek durumunda kalıyor falan. Ve bütün bunlar bir yana ben bir yayın eviyle anlaşıp o editoryal dokunuştan sonra metni önüme koyup ve tabii ki sözleşmeyi imzalayıp çalışmaya başlamayı tercih ediyorum. Bir yazarla böyle bir işbirliği yaptığımızda bütün bu süreçleri göz ardı etmiş oluruz ve yayın evine gittiğimizde böyle bir duvara toslamış oluyoruz ve bütün çaba boşa gidiyor. O yüzden bu tür talepleri yazarlardan geliyor tabii ki bu tür talepler. Ben bunları anlatarak diyorum ki yayın evine gidin. Diyeyim ki benim böyle bir metnim var. Baksınlar metin uygun mu bir editoryal dokunuşa tabi tutulsun. Ve deyin ki ben Volkan'la çalışmak istiyorum veya başka herhangi bir çizerle çalışmak istiyorum. Ben de iletişime geçsinler. Bütçe, sözleşme vesaire bu süreçleri de halledip oturup çalışalım. Yani profesyonel yöntem bu. Ama bunun çok ötesinde çok ekstra durumlar mutlaka olabilir. Çok özgün, sıra dışı bir kitaptır. Gerçekten bir yayın evinin hayır diyemeyeceği, programını aksatma pahasına kabul edebileceği bir kitaptır. O durumda ben de bu taşın altına elimi koyarım ama şimdiye kadar öyle bir şeyle açıkçası karşılaşmadım. Bazen bu yazar adayları için kırıcı da olabiliyor ama ileride daha büyük hayal kırıklıklarıyla karşılaşmamaları için bu tavsiyelerde mutlaka bulunuyorum onlara. Kesinlikle. Yani orada gerçekten şey çok önemli bir nokta. Bazen şu durumu yaşıyor yayıncı. Yani metin öykü olarak gerçekten yayın programını alabileceği bir metin. Ama çizim demin konuştuğumuz pek çok kıstastan ötürü o yayın evine dahil olabilecek bir çizim tarzı olmayabiliyor. Tabii, Ya da tabii. şöyle bir şey, sen onu çok güzel söyledin zaten. Bu bir dizinin yayın evindeki zaten belirlenmiş bir kalıbın, boyutun parçası olacaksa ona uymayabiliyor. Dolayısıyla burada yani editör tarafında
her zaman duymayı tercih edeceğim şey, yazarın projesini sunduktan sonra benim hayalini kurduğum bir ya da birkaç çizer var. Mümkün mü diye sunması. Hı-hı. Ve sonra gidip hep beraber o çizerlerin yayınevi de bu projeye tamam, bu şekilde tamam diyorsa onların hayaline uyuyor mu? Aslında ortak hayal kuruyor muyuz diye sorduk ya. O hayali birdenbire yayın evini katmadan döküp, doğru, sunmaya gerek yok. Hep beraber kuralım, geliştirelim. Tabii, bu her birimiz her şey için geçerli. Çünkü yazar bile bir yazarı eseri yazdıktan sonra editörün okumasıyla, hayaliyle o eser son haline geliyor. Yani salt bir metin, resimsiz, çevirisiz bir metin bile ortak hayalin ürünü. Bu biraz gözden kolay kaçabiliyor ama kaçmaması daha hayal kırıklığına yol açmayacak sonuçlara elbette izin verir. Sevgili dostlar, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Pardon, bir soru gelmiş ama onu kısaca şöyle yanıtlayabiliriz. Çocuk kitabı çevirisinde yanıtını merak ettiğim bir soru var. Pek çok kitapta özel isimlerin ülkemizde kullanılan isimlerle değiştirildiğine şahit oluyorum. Pek çok yaşanan bir durumda, özellikle belli bir zamana kadar. Şaşırtıcı geliyor bana çünkü çocuğun özel isimler konusunda zaten birikimi yok. Yani John ve Can orası arasında bir fark yok. Neden John değil de Can diye adlandırılıyor? Merve, sen bir şey eklemek ister misin buna? Yani ben böyle bir şey kendim tecrübe etmedim ama sanırım bu yayıncıyla, yani editörle birlikte çevirmenin aldığı bir karar olsa gerek, Türkçeleştirme kararı. Bilmiyorum, belki kültürel bir yakınlık kurulmasının daha iyi olacağı düşünülmüş olabilir. Tamamen varsayımlar üzerine konuşuyorum şu anda. Ama bilemiyorum, bence de hiçbir fark yok o çocuk için Can ya da John olmasının. Burada çok kısa bir editoryal not ekleyebilirim. Yayıncılık yapmamızın bir maksadı da kültürleri yakınlaştırmak. John John'luyla var olması, Can'ın Canlı'yla var olması ve aslında mesafeleri bir şekilde kısaltmak. Bunun ancak okumanın çok teknik olduğu okul öncesi kitaplarda bir tartışma konusu olarak konuşulmalı. Ama onun dışında zaten biz bir Fransız'ı, İngiliz'i, Hintli'yi davet ediyoruz. O daveti, şimdi onu böyle giyin, böyle dönüş, buna kendin olmaktan çık diyerek yapmanın da bir alemi yok gibi sanki. Çok teşekkürler Volkan, Merve. Bugünkü katılımınız, beraber düşünüş sürecine, beraber bu düşünüşü gerçekleştirdiğimiz için, Güneşli Kitaplığı'nı da bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili katılımcılar, herkese iyi seyirler. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.